Şu anda kayıt ediyor galiba. Güzel. İnşallah şu anda kaydediyordur. Boşu boşuna çekmiyorumdur. Cam Studio diye bir tane program indirdim. Şu anda onunla kaydediyorum. Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Anlatın birazcık. Yorumlarda belirtin hayat nasıl gidiyor. Çözünürlük şu anda çok düşük. Hız berbat. Sesim geliyorsa, beni görüyorsanız sorun yok. Başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten şu an için. Bayağı bir duyurum olacak. Çok birikmişti. Şey falan yapamıyordum biliyorsunuz. Ne program bulabiliyordum ben adam gibi. Kamera bulamıyordum. Bu kamera adam gibi değil. Kamera çok berbat bir kamera. 10 megapiksel. O kadar iyi değil yine. Çok yavaş. Onu söyleyeyim. Bu Tarantula P-Type galiba. Tarantula P-Type. Evet, Piranha olduğu için şey olur. Laptopu aldım. Skyrim bölümleri ondan sonra diye bu kanalda geliyor. Bu video herhalde bu kanal ana kanaldadır. Skyrim bundan sonra ana kanalda. Onun olayını da anlatayım. Şimdi ben normalde amnezya çekip normal bizim kanala koyacaktım. Amnezya çekemedim. Bu programda amnezya çekemem ben. Neden? Şu anda bilgisayar inanılmaz kasıyor. Hiç bilmiyorum nasıl kasıyor. Bayağı bir kasıyor. Şuna bak. Daha 1 dakika oldu. 100 MB geçti. Dosya neyse. Amnezya iptal oldu. Hem bug vardı. Customer serverlerde o yüzden onu iptal ettim. Daha sonra başladım oynarım. Onu iptal edince ben de size sordum işte ne oynayayım diye. Siz de dediniz ki Mount & Blade. Ben de zaten Mount & Blade oynuyordum diğer kanalda. Ara verecektim. Skyrim'e başlayacaktım. Dedim ben ara vermeyeyim. Direkt Mount & Blade'den devam edeyim. Skyrim'i bu kanala atalım. Hiç şey gerek kalmaz. Bu sefer Skyrim'i ben sezonlara böldüm. Daha iyi oldu hatta. Hafif böyle dizileri falandırır oldu. Güzel oldu. İlk duyurum buydu. İkinci duyurum Skyrim geldi. Eğer Skyrim gelmişse demek ki laptopumla gelmiştir değil mi? Ne güzel. Laptop hızlı. Her şeyi halledeceğiz falan. Ha. Laptopu ben teknik servise yolladım. Çok daha kötü bir halde geldi. Hangi şirket olduğunu da söyleyeceğim. Lenovo. Teknik servisini buradan kutlarım. Dünyada birinciymiş bunlar. Dünyada ne oldu açıkçası umurumda değil. Çünkü ben bunu teknik servise yolladım. Geri döndü. Külüstür bir haldeydi. Yani şu bilgisayar, şu kasa ondan daha hızlı şu anda. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Laptop kapanmıyor. Bu ne ya? Uyarı falan geliyor bilgisayardan. Biraz sonra bufluya patlayacak. Şey, kapan olur mu böyle şey? Laptop kapanmıyor. Düğmesinden kapatacağım illa ki. Düğmesini böyle bastıracağım. 5 saniye bekleyeceğim. Sonra kapanacağım. Konsolu da kapatamadım bilgisayarı. Sistem recovery yaptım gene olmadı. Şimdi benim hard disk yanmıştı ya ve bunu hard diski değiştireceklerdi. Hard diski değiştirmişler. Çok güzel. Bozuk hard disk koymuşlar. Onlara buradan baştan böyle tebrik ediyorum. Aferin. Onunla. Bu videoyu izleyen varsa o benim bilgisayarda çalışanlardan sizi buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş çıkarmışsınız. Ahbaplar bunlar size söylemiyorum. Bunlar hani o laptopumu tamir etmeye çalışan insanlara gelsin. Çok güzel bir iş çıkarmışsınız. Bozuk hard disk koymuşsunuz. Çok güzel çalışıyor o bozuk hard disk. Aferin size. Daha beter hale geldi bilgisayar. Webcam'ini de almıyor. Kendi webcam'ini tanımıyor. Konuşmaktan yoruldum. İşte laptop o yüzden Skyrim buradan çekmeye devam ederim. Onun hakkında sorun yok. Yakında Dota videolarına başlayacağım. Takımı kurduk. Her şey hazır. Dota videolarına da başlarım. O kadar noob değilim. Pro değilim. Noob da değilim. Hayır. Keyfine oynuyoruz işte. Bu üçüncü duyurumdu. Bir dördüncü duyurum. GTA 4'e devam edeyim mi? GTA 4'e bu arada kaldığımız yerden devam etmeyeceğim. Daha yaptığımız görevleri baştan yapmak zorunda kalacağım. Çünkü save dosyaları gitmiş. Bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Benim Game for Windows Live account'um normalde save dosyaların orada olması gerekiyordu. Artık yok. Ben de baştan başladım. Bayağı bir oynadım. Tabii geldiğimiz yere gelemedim. Önce bayağı bir önce daha birkaç sanırım böyle 6-7 bölüm daha var. 6-7 tane görev daha var. Oyna derseniz oynayacağım. Oynama derseniz hani geldiğimiz yere gel sonra devam edersin derseniz GTA 4 birazcık gecikecek. Sonrasında devam ederiz. Sonrasında bir sürü mod indirmiştim zaten onları söyledim. Şey falan yazmışsınız işte Facebook'ta mesaj atmışsınız işte PayPal bağış kutusu falan koy diye maddi destek olalım diye. Hiç gerek yok.
Eğer destek olmak isteyenleri varsa sadece videolardaki reklamlara tıklasınlar. O şey yeter de artar bile. Yani hiç öyle kendi cebimizden para harcamaya falan gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza da gerek yok. Bu 5. duyurum, 6. duyurum mu? Ne oldu? Başka ben ne diyecektim? Benim aklımda bir sürü şey vardı ya. Neyse. Vallahi bir sürü şey vardı aklımda. Anlatın bakayım ne var ne yok. Ben ne diyeceğim ya? Max Payne oynayabiliriz belki. Bilmiyorum. Mount & Blade'de Game of Thrones modu var. Onu oynayabiliriz. Ona ben bayıldım. Ben bu arada büyük bir Game of Thrones hayranıyım. Onu da söyleyeyim. Mount & Blade'in modları var. Değişik modları var. Onları oynayacağım. Left 4 Dead Andreas bitmiyor. O mod bitmiyor. Çok büyük bir mod galiba. Sonra X-Files'ın Mystery X modunda daha bir sürü şey varmış. Onları benim bulamamışım. Ama oradalarmış. Uzaylılar varmış. X-Files'daki uzaylıları bir baştan deneyeyim yani. Onlara baştan bakayım. Eğer varsa muchteşem olur. Tabii ilk önce mod problemini halletmemiz gerek. FLC var. Grand Theft Auto Episodes from Liberty City var. Onu da oynayabilirim daha sonra. Bakın daha sonra. Oynamayacağım Outlast'ı. Neden? İzledim. Hiç sürprizi falan kalmadı. Belki DLC'siyle oynarım. Yani ha bu arada Amnesia ve diğer korku oyunlarını karşılaştıramazsınız. Ha şey demiyorum işte Amnesia en iyisidir işte ona daha geçen oyun olamaz falan demiyorum. Geçebilir, grafikle geçebilir, hikayede geçebilir yani her zaman daha iyisi olabilir ama şu var mesela şey düşünün GTA 3 ile GTA 4'ü karşılaştırmak doğru bir şey mi? Değil. Neden? GTA 3 bir devrim niteliğinde. GTA'yı 3 boyuta taşıdı sonuçta değil mi? Yani bu çok büyük bir şey. Amnesia onun gibi. Bu korku oyunlarının asıl başlatan o. Zaten YouTube'daki bu oyunculuk, bu oyun video oyunları hakkındaki o kolu geliştiren oyun Amnesia. Her şey bu Amnesia ile başladı. Birçok büyük kanala gidin, ilk videoları Amnesia'dır. Tabii burada şey İngilizce yayın yapanları kastediyorum çünkü biz Türkler birazcık daha geç başladık. Diğerlerini bilmiyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Bazıları bilmiyorum. Gene şey yapmış olabilir. Ama birçok büyük kanal Amnesia ile başladı şeylere. Yani Amnesia bir basamak. Bayağı ne basamağı ya. Ne bileyim asansördür artık o herhalde. Çünkü bayağı hızlı bir şekilde gelişti. Bu arada 3 Mayıs galiba. 3 Mayıs'ta kanalım 1. yılı dolacak. O olduğu zaman bir şeyler yaparız. Canlı yayın yapabilir miyim? Denerim. Belki. Söz vermem. Belki canlı yayın yaparım. Onun dışında özel bir video yapabilirim. Gene vlog soru cevap yapabilirim. Bakın canım çekti şimdi. Yazın sorularınızı yazın aşağıya ben onun cevap olarak şey yapayım. İstediğinizi sorun. İstediğinizi sorun. Sorun. Cevaplarım. Ve umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.